Merhaba efendim. Bugün 1 Nisan 2020 günlerden çarşamba. Dün itibariyle memleketimiz Malatya'ya geldim, Dağrendi'ye geldim. Zaten büyük şehirlerde biz bu karantinayken vatandaşın kendi karantinasını kendi üretmesini biz de yapıyorduk zaten. Evimizden dışarıya çıkmıyorduk. Kişilerle teması yoğun olarak yerlere gitmiyorduk. Orada hükümetin verdiği, Sağlık Bakanımızın verdiği ondan sonra anlatımları harfiyen dinleyen ve uyguluyorduk. Şimdi Dağrendi'ye geldim ancak burada da aynı şeyi 15 gün süreli dışarıya çıkmama, kimselerle temas etmeme konusunu harfiyen uygulayacağım. Onun için de arkadaşlarımızdan, akrabalarımızdan ricam 15 gün süre zarfında misafir kabul etmeyeceğimi buradan ilgililere duyurmak isterim. Şimdi büyük şehirlerden bu taraflara gelince biraz da potansiyel suçlu muamelesi görülüyor vatandaşlar. Eğer bu kuralları kendimiz uygularsak zaten bir sıkıntı yok. Ama tutup ondan sonra toplantı, eğlence, cenaze merasimi yani topluluk işlerini uygulamadığımız müddetçe, aramızdaki mesafeleri koruduğumuz müddetçe zaten olmuyor. Zaten herkes şeyine bakıyor. Yolda gelince sağ olsun güvenlik güçleri arkadaşlarımız bir komisyonu oluşturarak ne yapmışlar? Yollarda çevirmeler oluyor. Çevirmeler olunca buradaki çevirmelerde de bir, kimliklerini kontrol ediyorlar. İki, her özel aracın bütün kişilerin tamamını, araçlarda kimler varsa bunların tamamını ateşlerini ölçüyorlar zaten. Ateşi yüksek olanları bir müddet bekletiyorlar. Ondan sonra işte ayakları açılsın, yüzünü yıkasın, şöylesin. Ondan sonra eğer düştüyse gönderilir, yoksa zaten oradan topluluktan alıyorlar. Otobüsler hakeza yine öyle. Yani bu insanlar buradan büyük şehirlerden gelen insanlar kontrollerden de geçerek geliyorlar. Diğer bir husus da bir arkadaşımızı taziye için aradım. Taziye için aradım. Ya arkadaş annesi ölmüş adamın, gelemiyor. Niye gelemiyorsun kardeşim dediğimde işte bu hani ilçelerde, valiliklerde komisyon oluşturdular ya, birinci derecede işte 4 tane şeyi uygun olanlar otobüsüne. Herkesin aracı yok, özel aracı yok kardeşim. Diyor ki müracaat ettim. Daha onay gelmedi diyor. Dün gece kaçta aradım? Herhalde 22 sıralarında aradım. Daha onay gelmemiş ya. İyi kardeşim, bugün için gömülecek bir cenaze için kaymakam yoksa oradaki kuruldaki yetkiliye der ki tamam siz şeyini yapın, gönderin vatandaşı cenazesine yetişsin. Ben sonra imzalarım. Vali ise yine öyle. Yardımcısı ise yine öyle. Veya komisyondaki birisi yoksa onun yerine ondan sonra şahsı bilgilendirerek. Ben gelmeden önce ilçenin şeyine uğradım. Dedim ki yola gideceğim, özel aracım var. Neler yapmam lazım? İzin almam gerekiyor mu? Şudur budur. Yok, 65'in altında mısınız? Evet. O zaman dedi hayırlı yolculuklar dedi. Diyeceğim o ki buna da bir şeyi yapıyorsun kardeşim. Şimdi tamam normal zamanlarda prosedür uzayabilir ama bu iş cenaze işi ya. Böyle bir şey uzayamaz. Uzayamaz. Bu vatandaşın arabası yoksa suçu arabası olmaması mı? Gitsin şeyini verin, bir an evvel hemen bunu şey yapın. Prosedürü yine yapın ya.
Yine tekrar ediyorum. Biz 15 gün evimizdeyiz. Misafir kabul etmiyoruz. Siparişlerimiz için de onu da söyleyeyim. Siparişin olursa diyen akrabalarım, arkadaşlarım sağ olsun ilçeden aradılar. Mesela en yakın komşum Adnan İlhan da aradı. Bir telefonla neyin lazımsa telefon aç, getiririz dedi. Allah hepsinden, arkadaşlarımızdan, akrabalarımızdan hepsinden Allah razı olsun. Yapacaklarını biliyorum. Onun için telefon açtılar. Bizim arabayı gören sürekli telefonla arıyor. Hepsine de bu vesileyle herkese de çok çok teşekkür ediyorum. Ben de bahçenin otlarını bugün itibariyle yolmaya başladım. Çünkü işimin adına 15 gün ben yoğum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.